Gençliğin sunduğu Sky Spor devam ediyor. Evet, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuklarımız biliyorsunuz Hakan Kutucuoğlu ve Niyazi Konuşmaz Altay'ın eski başkanlarından. Programa gitmeden önce ara transferi değerlendiriyorduk. Ben de Niyazi Başkan'la aynı görüşleri paylaşıyorum. Zaten benim de aklım şu ara transferde bir türlü şey yapıyor. Abi, şimdi takımın ya hedefi var, hedefi varsa elindeki futbolcuyu neye satsın? Evet. İyi futbolcu. Hedefi yok. Hedef olmayan takıma niye gelsinler? Doğru. Evet. Niye boşu boşuna? Şimdi Altay için söylüyorum. Ben de tamam bazı şeylerin satılması gerekir olur ama alabileceğin bütçen de yok. Evet. Transfer yapabilmek için güçlü bir bütçen olacak. Tamam, düşmemek için alabilirsin. Ama öbür türlü zor. Normal. Peki nasıl kurtulur? Bunun bir çaresi var mı? Yani yoksa Altay gerçekten İzmir Spor'un konumuna mı düşecek? Yok, ben onu kesinlikle kabul etmiyorum ve düşünmüyorum. Düşünmek de istemiyorum, evet. Ama tabii başından beri söylüyorum, yani 2 sene önce söylüyorum, aşağı bir gidişat olacak, yani bundan kurtuluş yok. Yani bir şeyleri sağlam yapmadığın zaman bu, hı hı, olmak zorunda. İnşallah bu günler de geçecek, düzelecek. Tabii bunların hepsi dediğim gibi bir geçiş süreci. Yani benim nacizane, mesela ben Nafiz abi yönetimine girdiğim zaman takım 14. sıradaydı. Yani düşme potasına yakındı. 18 takım var. Altınızda 2 takım var. Evet. Ve zor bir deplasmanla, hatırladığım kadar Ordu'yla, öyle bir şeyle başlıyorduk lige. Zor bir yerdeydik. Dedim ki yani ne yapacağız? İyi bir kamp geçireceğiz. Yani transferden önce, tabi o durum çok farklıydı aslında. İçeride çok 30 tane futbolcu doluydu falan. Ben onları temizledim. İşte kadroyu 24'e 22'ye indirdim. Bir iki de transfer, işte Mehmet Battal'ı çok faydalanmamıza, çok iyi bir transfer olmasına rağmen Mehmet Battal'dan biz faydalanamadık yani, evet. Düşünün o zaman. Evet. Ama niye yaptık? Orada çok ciddi maçlar yaptık. Süper Lig takımlarıyla oynattık. Yani orada İsa'yı kazandık. Yani şimdi çok oyuncu kazandık orada. Gençleri oynattık orada. Kayseri'siyle, Sivas'ıyla, Büyükşehir Belediyesi'yle ciddi rakiplerle oynadık. Yani hiç kendi altımızdaki Bank Asya'daki, evet, bir takımdık. Biz B'deki takımlarla veya 3. lig takımlarıyla maç yapmıştık. Çünkü o bizi orada kandırırdı. Futbolcuyu kandırırdı. Orada futbolcuya bir hava, bir motivasyon, Süper Lig takımına karşı diri oynayınca bir motivasyon oluyor tabii. Hakan çok iyi bilecek. Tabii. Çünkü oynadığı için performansını üst seviyeye çıkartıp form kazanma şansı yakalıyor. Yani iyi bir kamp. En önemlisi bu. İyi bir kamp, iyi bir havayı yakalamak. İyi maçlar oynuyor, ciddi maçlar. İşte ben bunu Sayın Ahmet Taşman'ın döneminde de Henry abi başkandı, divan başkanıydı. Ona söyledim 15 gün önce, yani Niyazi ne düşünüyorsun? Dedim ki çok iyi bir kamp dönemi geçirilmesi lazım. Yani benim tavsiyem bu. Başka hiçbir şey tavsiye etmedim. Çünkü kamp dönemi devrasında en önemli Almanya'dan Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Yani bak Azerbaycan'dan geliyorlar, Avusturya'dan geliyorlar. Her yer, neden geliyorlar? İyi bir kamp geçirmek istiyor. Güzel havada, güzel bir motivasyon. Yani kampın anlamı bu. Gidelim de orada gülelim, eğlenelim, dönelim değil. Tatil, evet, değil. Yılbaşı tatili değil yani kamp. İşte biz o zaman iyi bir kamp geçirdik ve arkadan da çıkışa ve son haftada ilk 6'yı kaçırdık. Yani Bolu yenilse, biz burada Kocaeli'yi yenseydik ki o Kocaeli çıktı o sene, biliyorsunuz. Biz yenseydik ilk 6'ya kalıyorduk. O düşen takım ilk 6'ya kalıyordu son hafta yani, ama çok zor bir şanstı. Oraya kadar geldik sadece. Demek istediğim, iyi bir kamp dönemi, iyi bir motivasyon, ciddi maçlar. Bu çok çok önemli. Yani ciddi maçlar. Üçüncü ligle veya B grubunla yapacağınız maçlar, diyeceksiniz burada mesela kupa maçları oynadık, ciddi maçlar. Kupa maçları çok farklı. Yani orada takımı hazırlayıp buraya da geldiğimiz zaman, ben inanıyorum ki çok az bir transferle de, bir iki transfer de araya attığımız zaman, oradaki iyi bir hazırlık dönemiyle kesinlikle takım bir çıkış yapacaktır yani. Ben buna inanıyorum. Ama 5 transfer yaptınız, transfer verim alamadınız, iyi bir de kamp geçiremediğiniz zaman aslında Allah korusun yani. Dilimiz varmıyor. Evet. Tabii kriz yaşar. Ama bunları konuşmamız lazım. Tabii yani, mutlaka. Çünkü bakın ben size dedim, bu örneği ben Henry abi yaşıyor burada. Kendisini birebir görüştüm ve o kamp dönemini ben şimdi hatırlıyorum.
PSV ile maç yaptık diye basında çıktı. PSV dediğimiz takım otelden beni, o otellerde ben kav yaptırdım. Müdürleri aradı. İşte bizim garsonlarımız falan maç Altay'a karşı oynadılar. PSV forması altında gibi zerzenişte bulundular. Yani bu nedir? Çok kötü bir kamp geçirmişsin demektir. Ve onun neticesinde de takım düştü. Yani ben bu yılları yapmak zorundayım. Yani çünkü benim işim acıyor. Yani ben herkes yolda yürürken Altay'ın haline diyor. Ofisime girirken Alsancak'ta biliyorsun ofisim. Benim kolumdan tutuyorlar. Halimiz, yani belki biz dışarıdayız ama şimdi hep insanlar bizi eleştiriyor gözüyle bakabilirler ama bunları biz yapmak zorundayız. Yapmadığımız zaman o zaman bize verilen bu geçmişteki başkanlık görevini iyi yerine getirmemiş sayılırız. Bu camian, bu insanların bize verdiği güveni de boşa çıkarmış oluruz. Biz bu uyarıları yapmak zorundayız. Ben internette bir uyarı yaptıydım. Hı hı. Orada yanlış anlaşıldı. Maalesef herkes işine geldiği gibi yorumlamak istiyor ama ben futboldan, başkanlıktan, kulüpten ne ticaretimde ne bundan sonraki yaşamda benim bir beklentim yok. Benim tek beklentim var. Altay'ın Süper Lig'e çıkması. Evet. Ben bunu yaşarken de görmek istiyorum yani. Tabii eleştiri yapınca insanlar diyor ki acaba bunu bir şey, ya yeniden başkanla gibi şeyler oluyor. Evet, öyle olsa ben zaten kendi isteğimi bıraktım. Evet. Bana Taraftarlar Derneği defalarca geldi. Camianın ileri gelenleri defalarca geldi. Geçtiğimiz sene, ondan önceki sene aday ol, aday yok. İşte sen başarılıydın. Yok dedim, ben dinleneceğim. Yani şimdi böyle davranmış bir insanın böyle eleştiri yaptığı zaman tekrar başkan olacak diye yapıyor demesi bir kere mantık dışı yani. Tabii böyle insanları da aslında soğutuyor bazen bu şeyler. Yani camialar bu şekilde eleştiriler olunca da soğuyor. Siz her ne kadar ben Altay'ın dışındayım deseniz de yüreğinizde her zaman Altay'ın yani sevgisi taşındığını mümkün biliyor değil. İnsanlar. Mümkün. Onun için de bir ümit gözüyle bakıyor bazı insanlar. Belki Kemal Zorlu'ya da aynı beklentileri vardır. Diğer insanlara da aynı şeyi söylüyorlar. Herkesten beklentisi var. Çünkü şimdi taraftarın dünyası bambaşka. Ben taraftarın da hiç çok içinden geldim. Yani her şeyin içinden geldim ben. Taraftarlıkta yaptım. Onların dünyası bambaşka. Çünkü onlar 1 lirasını oraya veriyor. Başarı bekliyor. Onların tek şeyi var, mutluluğu var. Alsancak'ta yürürken göğüsleri dik yürüsünler. Yani kordonda yürüdüğü zaman göğüsleri dik. Bir Göztepe'de arkadaşının oturduğu zaman, Karşıyaka'lı arkadaşıyla, İzmir sporlu arkadaşıyla oturduğu zaman benim takımım iyi demeliler. Yani bunu da yani insanlar hak ediyor. İnsanlar güzel şeylere layık yani. Evet. Bunun için de bizlerin konuşması lazım. Fikirlerini söylemesi lazım. Yeri geldiğinde de eleştiri yapmamız lazım. Bunlar gayet doğal şeyler. Ha çok özür dilerim. Evet, belden aşağı vurursak o çok kötü bir şey. İnsanları özel hayatlarında başkanları, futbolcuları, yöneticileri eleştirirsek zaten o kötü bir şey. O zaten size yakışmaz. Yok, zaten biz yapmayız. Sizin gibi insanlar Altay camiasına yakışmaz. Yakışmaz. O zaten olmaz. Evet. Bu tür eleştiren insanlar varsa hep beraber karşısında duralım. Ama futbolu, yöneticiliği veya yanlış yapılan transferler, politikaları hepimiz eleştireceğiz. Evet. Doğru yolu bulmak İzmir adına da, Altay adına da yani. Evet. Söyleyeceğim bir şey maddi, var mı? Maddi kaynak bulamazsak en az 2 sene hedef düşünmeli bana göre. Yani Altay'dan başarı bekliyorsak benim düşüncem olarak bir maddi kaynak yoksa, transfer yapma şansın yoksa bu kadroyu koruyup en az 2 sene kendi bünyenden iyilerini toparlayıp gitmen lazım. Çünkü para bulamıyorsun. Para bulamadığın zaman oyuncu alamıyorsun. Kardeşim söylüyor. İyi oyuncu alma şansın şu anda hiç yok. Ancak birkaç gurbetçi gelecek. Denemeye gelecek. İyi çıkarsa, aşı tutarsa burada kalma şansı var. Bana göre en iyi ihtimal o. Evet. Kendi liginden oyuncu alsan zaten sana niye gelsin? Yani, konumun belli. Büyük ligden almaya kalksan paran yetmez. Zor bakalım. Değilmiş yani. Çok zor. Ben çok umutlu değilim. Yani şu var. Öncelikle takım ruhu aşılayabilecek bir Turgut kardeşim şu anda orada. Yani özüne dönüp ligde kalırsa bu sene en büyük başarı Altay'ın. Evet, bana göre bana göre yok. Bana göre şimdi sorun yaşayan takımlardan birisi de Akhisar. Şimdi biraz da Akhisar'ı değerlendirelim. Programımızın yavaş yavaş diğer bölümlerine de değinelim. Evet, Akhisar Ege bölgesinin Süper Lig'deki temsilcisi ve ligi maalesef 3 puanla kapatır diye bekliyorduk ama o da zor günler yaşıyor. Ordu Spor'la 0-0 berabere kaldı. Bakalım Manisa'ya uzanıyoruz. Akhisar Ordu Spor maç sonrası Hamza hocamız neler söylemiş?
Kazandığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. 3 puana da çok çok ihtiyacımız olduğu bir maça çıktık. Oyuncuların tabii sahada yine elinden geleni yaptılar ama bugün de maalesef yine 2 puan bıraktık kendi sahamızda. Ya bu maçla ilgili aslında söylenecek çok şey var ama benim içimden hiçbir şey söylemek gelmiyor. Şimdi devreyi kapattık inşallah. Eksiklerimizi de tamamlayıp ikinci yarıya daha iyi şekilde başlamaya gayret edeceğiz. Bundan daha iyisini oynamak zorundayız. Demek ki bu kadar mücadele, böyle bir futbol yetmiyor. Çok daha iyisini yapmak zorundayız ve mutlaka o topu da kaleden içeri atmak zorundayız. Bunlar için çalışacağız. Bir kere tabii yani mevcut kadromuza mutlaka yani takviye yapacağız. Yani biraz daha derin bir kadroya sahip olmamız gerekiyor. Bunu bu yarıda çok iyi anladık çünkü ufak tefek arızalar yaşadık. Yani bir Koko'nun sakatlığı olsun, bir iki arkadaşımızın kadro dışı kalması olsun. Ve yine sezon içinde işte cezalı ve sakat arkadaşlarımızdan kaynaklanan. Tabii kadro derinliği açısından biraz daha iyi bir kadroya sahip olmamız lazım. Bu yüzden de transfer yapacağız. Allah nasip ederse. Oyun olarak iyiyiz. Yani bugüne kadar oynadığımız maçlarda çok ezildiğimizi düşünmüyorum. Sonuçta biz ligin yeni takımıyız. Ama bu lige çabuk ısındığımızı düşünüyorum. Fakat aldığımız sonuçlar bizi ligin yani puan sıralamasının dibine kadar itti. İkinci yarıya çok geriden başlayacağız. Bunun da farkındayız. O yüzden çok daha iyi olmak zorundayız. Oyun olarak da, mücadele olarak da çok daha iyisini yapmak zorundayız. Bununla ilgili gerekli antrenmanlarımızı, çalışmalarımızı da yapacağız. İnşallah ikinci yarıda kazanan bir Akhisarspor olmak için hepimiz elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Biz çok şanslıyız. Yani Akhisarspor'da olmaktan dolayı çok şanslıyız. Bilmiyorum yani belki herkes yenildiğimiz için bizi çok farklı görüyor olabilir. Akhisarspor'un başardığı birçok... Evet. Hocamızın görüşleri bu şekildeydi. Evet Niyazi Başkan. Yani şimdi çok tabii Akhisar'ın iş durumunu bilmiyoruz ama sezon başı işte baktığınız zaman Karabük, Buca'nın daha önce yapmış olduğu gibi kadroyu fazla bozmadan takviyelerle aslında mantıklı bir iş yaptılar bana göre. Ama tabii kadronun diri olması da yani bozulmaması ama o kadronun da çok diri olması lazımdı. Bana göre biraz o kadroda fazla dirilik yoktu gibi geliyor. Oradan bir zafiyet doğmuş olabilir. Ama ikinci yarı inşallah iyi bir kamp dönemi geçirir. Akhisar'da Ege'mizin, Manisa'mızın güzel bir kulübü. Evet. Yönetim bazında ben hakikaten çok başarılı buluyorum. Hem camia bazında başarılı buluyorum. İnşallah ikinci yarı toplarlar, üstlere doğru çıkarlar. Çünkü Manisa, Akhisar bize uzak bile görünse yani 45-50 kilometre bile olsa ben kendi adıma söyleyeyim en azından buraya gelen rakipler oluyor, misafirlerimiz basından geliyor, yönetici arkadaşlarımız geliyor. Yani Ege'de evet. Akhisar'ın dışında daha başka takımların olmasını istiyorum. Onun için de Akhisar inşallah diyorum iyi bir dönem geçirir, ligde kalır, hatta üstlerde tamamlar temennisinde bulunmak istiyorum. İnşallah ya onlar da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yurt dışından falan bazı isimlerle görüşüyorlar ama evet. Yarın ve yarından sonra sonuçlanacak. Hakan sen ne diyorsun? Şimdi Akhisar iki tane handikap yaşayacak bana göre. Bir kere Türkiye Ligi'nde Akhisar'a hangi topçu gelir? Takım en alttasın. Süper Lig'de oynayan kaç tane oyuncu sana gelmek için hamle yapar? İyi oyuncu almak için çok para harcaman gerekecek. Şimdi bu tabii ki o camianın bütçesini çok iyi bilmiyoruz. Değerli Hamza kardeşim çevresi çok iyi ama oynamış oyuncunun, iyi oyuncunun Akhisar'a gelme riski şansı bana göre az. Çünkü kendi takımda oynayan bir oyuncu, üst sıralı oyuncu düşmeye yakın takıma geldiği zaman çok para istemesi lazım evet. Ki bu parayı Akhisar'ın vermesi lazım. Değerli karşımın daha iyi biliyor. Buraya gelirken ben gelirsem risk altında geleceğim. En alttaki takımım düşme altındayım ben. Geleceğim paramı iyi isterim ki bu riski alabileyim. Tek şansı var gene Tebin söylediğin gibi yurt dışından aşı tutacak, maya tutacak. İyi oyunculara ihtiyaç var. Veya Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ta kadroya giremeyen veya işte rezerv olarak
düşündüğü o takımlardan, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, o takımdan buraya gelen oyuncu da yani burada o takımı nasıl benimseyecek? Kendi takımda burada nasıl kabullenecek? Tabii orada ilk, nasıl ilk yaşayacak? Sezon başında ilk kadro kurmak çok gerçekten çok önemli. Yani az önceki şey. Aynı yani altın yaşadığı durumda. Yani mütevazilik bir yere kadar bulunduğun konuma taşıyabilecek, adaşacak futbolcu kalitesi de almak zorunda sezon başında. Dirençli olabilmek için, sahada kalmak için. Evet. Evet, Göztepe'ye gidiyoruz. Tavşanlı Linyit deplasmanındaydı Göztepe. Taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Evet, deplasmandan bir golle 3 puanı aldı. 1'e 3 verdi diyelim Göztepe. Bakalım maç sonrası görüşler ne şekildeydi? İnanılmaz sağ şartlarında hem atmadığımızı son dakikalara geldi maçın golü ama daha öncesinde de kazanabildik. Daha sonrasında da bir iki tane gol kaçırdık. Rakibimizin içeride çok agresif, çok canlı ve iyi oynayan bir takım olduğunu biliyorduk ama biz de aynı silahla onlara cevap verme şeyi seçtik kendimize bir hafta boyunca. Bunda da çok başarılı oldular. Çok agresif oynadık ve rakibi adeta şunu söyleyebilirim. 1-2 tane duran top kornerlerin haricinde de benim görebildiğim kadarıyla bir gol pozisyonu da vermedik. Mutluyuz ama esas şey bundan sonrası için başlayacak bizim için. Çünkü bu yeni takımı değiliz. Ne takım olarak, ne kulüp olarak, ne de strateji olarak, sezon başı hedefleri olarak. İnşallah bundan sonraki süreçte bu hedef noktasını yakalarız diye düşünüyorum. Evet, bir taraftan da Kemal Hoca'nın gönderdiği isimlere bakıyorum. 7 tane ismi göndermişti. Onlarla ilgili hemen ben notlarımı da inleteyim. İlhan Şahin, daha doğrusu ne dedi? Evet, 7 futbolcu faturası kesilmiş. İlhan Şahin, İbrahim Şahin, Yasin Avcı, Fatih Doğan, Volkan Ekici, Buval ve Rodriguez ile yollarını ayırmış Göztepe. O da ara transfer döneminde ümit bağlayan takımlarımızdan. Niyazi Başkan, ben aslında Göztepe'yi sormayacağım. Hakan'a onu soracağım ama İzmir futbolu neden bu hale geldi? Neden bu durumda? Yani biz istiyoruz ki rahat rahat koltuklarımıza kurulalım. Göztepe çıksın, Karşıyaka çıksın, Altay çıksın ama. Şimdi tabii İzmir'in bir dezavantajı şu. Bir kere büyük bir şehiriz. İstanbul kadar büyük değiliz belki ama evet. Üçüncü, dördüncü büyük şehiriz. Fakat biz bunu iyi kullanamıyoruz. Evet. Yani en büyük açığımız bu. Destek fazla kulüplerimize veremiyoruz. Yani iş adamları olarak, belediye olarak. Herkes yani burada bir kere herkes suçlu. Şimdi bir bakın yani bugün Mersin'i görüyorsunuz. Evet. Yaptığı transferleri, kattığı oyuncuları, Elazığ aynı şekilde, Sivas'ı aynı şekilde. Bir destek var yani bakanından, milletvekilinden, iş adamından sahipleniyorlar yani. İşte az önce verdiğim Mersin örneği, Sayın Bakan Çağlayan sahipleniyor, takımı sahipleniyorlar. İzmir'de bu eksiklik var. Belki bu 5 takımın olması, 6 takımın olması bunu etkiliyor olabilir. Ama hepsine birden olmaz mı yardım? Olur yani ligine göre toplanan, yapılanlar bölüştürebilir ama hele şu son senelerde bakıyorum artık herkes elini ayağını çekti. Yani maalesef şu 200 senedir tamamen kulüpler yalnız başına bırakıldı. İşte Sayın Selçuk Yaşar'ın gazetede ilanını hep beraber okuduk. İlan vermek zorunda. Yani o kadar artık geri çekildi ki işte Altay'da aynı vaziyette. İzmir Spor nerelerde? Bence bunun en büyük sorumlusu yerel yönetimler. Evet. Yani bir araya getiremiyorlar aslında. Yerel yöneticiler görevleri nedir? O ilin her şeyine sahip çıkmak. Parkına, denizine, futbol takımına da. Evet. Maalesef tabii. Sırf seyretmekle olmuyor. Evet biz bu takımı seviyoruz, bu takımlarımızı seviyoruz demekle olmuyor. Yani belirli şeyler yapmak lazım. İzmir'de bu büyük eksiklik. Yani böyle İzmir'in böyle bir lidere ihtiyacı var. Bu sayın valimiz olabilir, sayın belediye başkanımız olabilir, bir AK Partili, CHP'li milletvekilimiz olabilir. Fark etmiyor. Yani benim için
parti veya konumu önemli değil ama böyle bir lidere ihtiyacımız var bizim İzmir olarak. Böyle bir lider çıktığı zaman mesela İzvak var ama ben böyle bir şey yaptığını da göremiyorum. Yani kalıcı bir şeyler göremiyorum. Yani bana liderlik çok farklı bir şey. Bana İzvak demeyin başkanım. Evet. Ben demiyorum zaten. Görevini yani yerine getirmediğini. Bir şey katamıyorsunuz, katamıyorlar. Katılmalı yani. Böyle bir lidere ihtiyacı var. En büyük eksiklik bu bence. Evet. Zaten şimdi Altay'ın olsun, Karşıyaka'nın olsun, yani daha çok o kulüplerde var. Kişiler üzerine yüklenince yük, her şey onlardan bekleniyor. Tabii. İşte az önce Hakan'ın söylediği gibi. İşte Rıdvan Burteç'in vardı. İşte Özgener, rahmetli Özgener, hepsini rahmetli anıyorum bu arada. İşte eylesin, Zorlu grup vardı. İşte bunların üzerine kurulmuş. Ama o zamanki futbolla veya bütçelerle. Şimdiki bütçe çok farklı yani. Bütçe, tabii. Yani tabii. Çok değişti yani. Yani kulüplerin ben şunu söylemek istiyorum. Yani şirketleşmesi de demeyeyim artık kendi ayaklarının üzerinde durabileceği bir şeyler yapması gerekiyor. Evet. Yani bunu söylüyorum. Hakan Göztepe ile ilgili söyleyeceğim bir şeyler var mı? Önce Göztepe'yi kutlarım. Hı hı. Bir hem rakibini deplasmanda yap biliyorsun. Şu konuda evet. Rakibin oluyor. Diğer taraftan Kemal abi ara transferde çok şanslı. Hı hı. Çok iyi bildiği bir grubun içinde Kemal abi. Bankasya grubunu çok iyi biliyor. Futbolcu potansiyelini çok iyi biliyor. Ve artı Göztepe'nin maddi potansiyeli şu anda var. Yani Akhisar'a söylediğimizin bütçesini biliyoruz. Tam tersi şu anda bu iş camiayı çok iyi bilen, Kemal abiyi çok seven ve bütçesi olan bir takıma oyuncu gelmesi çok kolay. Gene diyorum inşallah aşı tutar. Evet. Göztepe şu konudan kurtulup eğer aşı tutarsa kimse bana gülmesin. Göztepe ilk altı oynar. Tabii 3 puanlık sistemde her zaman her şey olabilir. Yani çünkü Kemal abi diye söylüyorum. Bana göre en akıllı teknik adam tercihini Göztepe yaptı Kemal abi alarak. Çünkü bu grubu çok iyi tanıyan bir antrenör aldı. Şu de ara transferde 7 oyuncu gidiyorsa, 7 tane Kemal hocamın iyi oyuncusu geliyorsa ve aşı tutarsa ilk altı için hak eder ki söylemiştim ben. Evet. İlk altı ihtimali büyüklerim. Evet Sayın Başkanım biz yolu uzun yolcu edeceğiz. Reklamlara gideceğiz daha sonra. Altay ile ilgili veya eklemek istediğiniz cümleler var mı? Onu alalım. Yani eklemek istediğim tek şey var. İnşallah Altay'ı bu sene ligde iyi yerlerde görürüz. Önümüzdeki sene Bankasya'da, ondan sonra Süper Lig'de. İzmir takımlarının da hepsinin başarılı olmasını istiyorum. Çünkü ne olursa olsun hepsi bizim kardeşlerimiz başlarında yönetici, arkadaşlarımız yönetici. Evet. İzmir için her takımımız başarılı olsun istiyorum. Hepsi iyi yerlerde olsun. Yani hepimize İzmir'e bir katkı bu. Ama tabii ki en büyük dileğimiz Altay'ı inşallah eski günlerine tekrar geri dönmesi. Sky programına da teşekkür ediyorum. Evet, en büyük dileğimiz aslında bizim de aynı şekilde hepsinin Süper Lig'de veya bir yerlerde olması İzmir hak ediyor yani İzmir yani. Aslında bunları hak ediyor. Yani hak ediyor yani. Bu İzmir ki 7 takımla veya 5-6 takımla birinci ligde olmuş, mücadele olmaz etmiş. Olmaz diye bir şey yok yani. Tabii yani futbol deyince aslında İstanbul değil bir zamanlar İzmir geliyordu. Tabii o eski heyecan, eski futbolcular mesela İzmir Spor'dan, Altınordu'dan, Altay'dan zaten saymakla bitmez. Karşıdan bütün oyuncu çıkıyordu. Şimdi bakın ne kadar askeriye düştü. Bu neden? Ligde bulunduğun konumdan dolayı hepsi üst liglerde olsa daha fazla futbolcularımız diğer takımlar hatta şu an Avrupa'ya gitme şansı çok daha fazla futbolcuların ama son zamanlar artık İzmir'den çıkmamaya, oralara gitmemeye başladı. Tabii özüne dönmesi lazım kulüpler. Evet, evet. Başkanım katıldığınız için çok teşekkürler. Ben yoğundu teşekkür temponuz. Yorgun olduğunuzu da biliyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler. Evet, programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Bir taraftan Sayın Başkan'ı yolcu ederken sizler de reklamları izleyin. Sertel Mühendisliğin sunduğu Sky Spor devam edecek.